Herkese merhabalar. Eren yanımda. Bugün Kolombiya'daki Türklere bakacağız. Arkamızda bir tane GoPro'cu abi var. El Turco diye. Bakalım nasıl biri. Küçük küçük aksesuar falan da soracağız. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kan sen ne yapıyorsun? Ben. Özledin mi baklavayı? Evet. Bu arada Metin abinin oğlu Brezilya'dan. Favela'dan. Sözü var, gidince yine yiyeceğiz. Ama bak burası El Turco diye geçiyor. Biraz karanlık ama. Bak şu El Turco. Buenas tardes. Tiene GoPro 10? No. No tiene. Tiene turco. Any Turkish. Turquía. Patrón. Sí, turco. No. Es de acá Colombia. ¿Más por qué nombre turco? No idea que de eso diga él, pero es de acá Colombia. So owner is not Colombian. Evet. Sahibi Türk değil mi? Yok, Colombian. Türk diye. Ya o zaman boş ver ya. Abi sahibi Türk değilmiş ya. Yapacak bir şey. Abi arkada aslında her şeyin reklamı, Instagram, Facebook her şey Türk. Ama kız içeride çalışan sahibi Türk değil dedi. Var bir şey ama kız bilmiyor galiba. Neyse abi video izlerse selam olsun. Yok mu zaten GoPro'n? Gidelim. Abi GoPro'cu hüsrandı ama şimdi en iyi yere getirdim size. İstanbul baklava. Hadi bakalım. Abi nasılsın? Hoş bulduk. Arkadaş hoş geldin. Abi baklava benim favorim. Nasılsın abi, nasıl gidiyor? İyiyim kardeş, sen nasılsın? İyi valla, hoş bulduk. Better than all one. First I'm hungry. Ha, abi nasılsın? Nasılsın abi? İyi, good. Nasıl gidiyor? Şeyde buraya mı geldik? Guatemala'da. He, Guatemala buraya geldik abi. Guatemala ben gittim oraya. 2 hafta kaldım orada. Ne zaman? 2009'da. Aa, çok önce. Biz daha bir hafta önce. Biraz şey. Biliyorum ben takip ediyorum seni şeyde. Eyvallah. İyi valla. Güzel geçti mi arası? Güzeldi ya, biz sevdik orayı. Bayağı iyiydi. Sen şeye gitmedin mi şey? Onlarla birlikte. Yok. Ben buradayım. Valla bize aşı kartını versinler daha bazı. Bir şey, aşı köşe istemiyoruz. Ben Kanada'da 8-6 önce yapmıyorum. Hadi gidelim. Kanada'ya. You have to take one video to get our clothes. Yeah. Kanada çok buyum. Soğukken giderseniz oraya donarsınız. Aslında Kanada Amerika'da daha buyum. Valla gelirse 2 sene sonra anca ya. Ekrem abi o zaman var mı bir diyeceğin? Merhaba. Kaç yıldır buradaydın abi sen? Ben 4 yıldır buradayım. 4 yıldır buradasın maşallah. Valla ıspanaklı börek var, baklava var, her şey var. Yemek çeşitleri de var işte. Döner, köfte. Süper abi. Bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ben o zaman bir taneyi gömüyorum direkt. Çok teşekkür ederim. Yarım yarım. Vuuu. Sen de ye. Çok teşekkür ederim. Önce ne abi, pastancı falan mı yedin yoksa? Yok. Ben... 4 senede burada mı şey yaptın? Hiç ilk defa böyle... Yemek işine girdim. Baya iyi ya. YouTube'un canı sağ olsun. Bakıp bakıp yapıyoruz. E YouTube'da ne? He valla. Mesleğim değil. Abi iyi ama baya iyi. Çok iyi. Çok iyi. Peynir de bak. Güzel mi? Ooo. Köfte. He yani köfte. Bu köfte, köfte. Ama baklava daha güzel. Daha benim favorim her zaman. Daha yemedin daha bir dur. Abi çok memnun oldum, kendine iyi bak. Daha buralarda mısın? Önümüzdeki hafta diyeceğim. Önümüzdeki hafta işte denk gelebiliriz. Gel, gel, gel. Abi çok teşekkür ederiz. Kesene bereket ya. Bekleriz. Allah razı olsun. Bize ait yatacak yer bile ayırlarız. Adamsın abi. Çok sağ ol. Eksik olma valla. Uğrarız yine. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hayırlı işler. Hadi bay bay. Çok teşekkür ederim. Bu arada Ekrem abi çok kral adam. 4 yıldır buradaymış. Malatyalı. Yanındaki abi de Tunceli. O da Kanadalı, geziyormuş buralarda. Çok iyi insanlar sağ olsun. Ekrem abi yedirdi içirdi. Elimizi de cebimize attırmadı. Gelirseniz yiyin baklavasını, bayağı da güzel. Ah baklava en güzel. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Bien hablar turco. Bak Türkler burada da. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi, ne yapıyorsun? İyidir vallahi, ne yaparım, çalışıyoruz. Nasıl işler güçler? Hangi rüzgar attı sizlere ya? Haberimiz de yok ha. Mithat'a söylemiştik. Mithat yukarıdaki dükkanda. Ya, o dedi geliyorum dedi. Haberim yok. Fuat abi orada mı? Allah'ına ben sana dedim mi abi gelecek de şimdi. Kur'an'ım haberimiz yok. Fuat abi. Geri tamam. Geleceğiz. Mithat geliyor mu zaten? Sıkıntı yok. Tamam. Yani, tamam abi görüşürüz. İyi zamanında geldiniz. Demin kendinize iyi bakın abi. Hayır, kardeşim hoş geldin. Selam bay. Bay bay. Burada da abilerin oto şeyi var. Ne yapıyorlar kanka tam? Vida satıyorlar. Vida satıyorlar. Araba aletleri. Aa, güzel. Yani araba tamiri yok. Sadece vida. Vida, araba şeyleri. Onlar da burada, bilmiyorum. Tanışmadık. Tam geri döneceğiz. Önce meşhur Elazığlı Fuat abiye gidelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi valla. Seni sormalı. İyi. Merhabalar. Koreli yenge. Evet, Koreli yenge. İyisin. İyi be, ne olsun. Sen nasılsın? Çok şükür vallahi. Geçtiniz mi bizim dükkana? Valla gördük, kardeşim miydi? Bir Türk vardı. Ben kuzen. Kuzen.
Ya uzaktan araba ama buradan işte. Tanıştık ama dedik bir Fuat abiye şey yapalım, ondan sonra uğrayalım. İyi yaptım vallahi, geldiniz. Annyeonghaseyo. He's good. And he was in Korea. He was in Korea. Samida. I am Adel Korean. Abi Korean? Yes, okay. Oh, yeah. Abi nasılsın? Eyvallah. Nerede? Nerede? Bebek nerede? Senin bebek? Koreda kim var mı? Yes. I am ice cream. Sontan. Sontan. Sontan ice cream. Conduk. Conduk okay. Tokyo ice cream, conduk. Abi iyisin ciğerim. İyi abi, şükür ya. Vallahi ne olsun, dolanıyoruz. Vallahi abi, iyi abi. Ekmeği kovalayacaksın kardeşim. Değil mi abi? Ciğerim, yüreğimsin. Bebek yarım Koreli, yarım Türk mü? Yok, bebek Türk. Türk? İlk Korea. İlk Korea? İlk. Ice cream, kebab, shawarma. 7 years Korean. 7. Wow. Yes. Çok edince lan. 7 sene. Korece biliyor musun abi işte? Unuttum hepsini abi ya. Vallahi ya. Oğlum biliyor. Ya. Benim oğlan full biliyor. Korean. Hepsini biliyor. Yusuf say Korean is not so good. And hayat Korea'daki hayat daha güzel diyor. Haklı. Kolombiya 언제 와요? 2024년 Kolombiya. Oo! Peter Sonna. Kolombiya mı gelecek? Biz Brasil'den seni bekliyoruz. İnşallah. Evet, gel. Şimdi sen nereden geldin kardeşim? Kurbanım ya. Ramazanlardaydım. Geldim geri. Ya kardeş gelmedin bari adam bir haber ver. Okey. Ben de bilmiyorum Korece ne konuşuyor. Annyeonghaseyo yok, amca mı da yani başka bir şey yok. Annyeonghaseyo, komsa mı da. Chanin Osan imnida. Adım Osan. Başka Tokisaram. Konnichiwa. Japonca ya. Tokisaram. Tokisaram. Ben iyiyim abi ya. Bana videolar tek gibi. Param yok. He Don Opsoyo diyor bak. Don Opsoyo. Don Opsoyo? Tonsi. Yes. Ben de para var, ben size veririm. Sıkıntı yok. Şaka ya, sağ ol. Türk paylaşmayı bilir. Ha? Her yerde Türk paylaşmayı bilir. Doğru. Nasıl abi işler? Ya vallahi iş yoktur abi. Vallahi. Yani iş yok. Oradan bir fotoğraf çekelim. Bekliyoruz ha. Ya. Yakma onu be. Kardeşim attı. Adel İtegon. Adel. Hepsi Türk. Yes. İtalyan çok fazla. Hem Adel, İtalyan. İtalyan'da mı? Ben evet. İtalyan'da 3 ay kebapçı yeah. Abinin evinde kaldım. İtalyan. Hem İncan Chinatown'da Türk'ü sundum. Şeyi tanıyorsunuz da Eyüp abi tanıyordur. Kebapçı, King Kebap'ta. King Kebap, biliyorum King Kebap'ı. Benim annem de Elazığlı bu arada. Allah'ın sana. Bizim bir taraf da Gakkoş. Ya sen... Vallahi billahi. Annen nereli annen? Elazığlı. Allah'ın sanırsın. Ama Kili'den geçmiş bunlar. Tamam Kili, Elazığ hapsi birdir yani. Kili, Elazığ hapsi bir. Karakoçan. Yok köyü Karakoçan. Köyü Karakoçan. He Karakoçan'dan. Bizim köyün içinden geçiyor gittiği zaman. Sen de Palu mu abi? Evet. Palu. Ben Karagelik'ten bak. Sana anan. Sana anan köye gitsin. %100 bizim köyün içinde geçer. Evet. Çünkü bizim köyü iki tarafı yani. Yol ortadan gidiyor. Köyün yarısı bu yanda, yarısı bu yanda. Gittik. Aynı gittik. Şey biz gibi. Çok gittik oralara. Çok da her yıl giderdik. Eşin de Türktü değil mi abi? Kaç yaşında? Annesi Türk. 11 yaşındayken onu Kore'ye götürmüşüm. 6 yıldır orada. 6-7 yıldır. Beni ve oğlumu çok sevdi. Yani birlikteydiniz o zaman. Yani işe işten eve. İşe işten eve. Hep bu şekilde. Şu bu an tek orada nasıl? Oğlum şu an tek. Benim eskiden çalıştığım iş yerinde çalıştığım iş yeri benim oğluma sahip çıktı. 6 senedir benim oğlan onların yanında şimdi. Anladım. Ne iş yapıyor? Çalışıyor mu yoksa şey mi? Dondurma, döner, pasta üzerine çalışıyor. Baklava. 11 yaşında, 6 senedir orada, 18'e girdi. Kaç yıl? Bunda aynı. İşte 18 yaşında. Kaç yıl yaptın ya? Aynen öyle. Uçakla mı gittin? Lan sen 19 yaşında mısın? Aynen öyle işte. Adam 19 yaşında ya. Yok artık. Benim yaşım değil ya, zaten 20-25 yıldır zannediyor. Sen 12 yıldır geziyorsun. Yok abi. Ama biri bana dedi ki 12 yıldır geziyor. Yok, o ben değilim ya. Bizim 5,5-6 toplam. Çünkü ben evde, Türkiye'de seni çok takılıyordum. Vallahi. Evet, yani takılıyordum, biliyorum yani. Şimdi yırtık adı pantolon. Yırtık pantolon. Ama kardeş benim pantolonu yırtmıyorsun, benim param yok adam. Bak benim pantolonum yırtılırsa kardeş, yani sen yırtık pantolon değiller. Yani benim pantolonum yırtılırsa kardeş valla benim para yok alam. Şimdi buradan Türkiye'deki arkadaşlara bir seslensene. Ne diyorsun buraya gelme? Bak bana da mesaj atıyorlar. Aynen öyle. Bak bizi arıyorlar sürekli. Gelsinler mi buraya? Gidin abi.
Gidin karar. Değil, buraya gelsinler mi? Ya buradan ne var kardeşim, buraya gelsinler? Şimdi ne yapıyorsun? Gelsinler. Dükkanım var. Yukarıda da benim işim var. Az önce geldiğin dükkan vardı ya, o bizim beraber işte işlettiğimiz bir dükkan. Ayrıca Mithatgil'in hanımının dükkanları var yukarıdan. O da aynı. Oraya bakıyordum bugün. Mithatgil dediğiniz? Ben Mithat. Kuzensiniz değil mi? Aynen, kuzeniz. Yani aile. Anneler. Başka kim var burada, aile mi? Yok. Kimse yok. Sadece iki. Bir beş kişi. Aynen. Eşin çıkıyor. Yok oğlum. Eşik olamıyor. Oo, bu ne? Dondurma mı? Evet. Dondurma. Maraş dondurma. Bu Maraş. Bu Maraş dondurması. Ice cream. Evet. Maraş dondurması. Ooo, peynir gibi. Maraş dondurması. Yumurta yumurta. Condu. Evet. Condu. Evet. Condık condık. Evet. Oso seyo. Evet, hoş geldin. Ya, aynen. Hoş geldin. Emir, ben de Türk dondurma daha güzel. Maraş dondurma. Evet. Yanında açıyoruz. Evet, mas bueno. Burada dondurma işi olur mu abi? Yırtık pantolon, sen yemek yemişsin yememişsin. Abi biz tokuz valla, çok sağ ol. Arar bir şey ikram edin. Ekrem abi sözüm edeyim. Olsun, bir dahakine aç geleyim o zaman. Yani bir şey ikram edem yani. Valla tokuz. Yani senin köpeğindir ha. Abi valla. Kardeşim yüreği. Ekrem abiden geliriz abi. Valla. Valla. Ekrem oraya. Ekrem oraya. İstanbul baklava. Selam gönder. Aleyküm selam. Ne diyor Ekrem abi? Evet. Do you want to eat? Yok, ben de çok duydum. Şeyler yedim. Valla çok güzel. Şimdi ben ne mesela, ne istiyorsanız onu anlatayım size. Abi içinden ne geliyorsa. He? Ne geliyorsa anla. Buraya nasıl buldun? Şimdi ben buraya nasıl geldim? Bilirsin abi. Ben buraya iki kelimeden geldim karar. İki kelime. Evde televizyon izliyordum, baktım Güney Kolombiya çıktı. Oğluma dedim ki Kadir dedim. Baban bu sefer dedim Güney Kolombiya'ya gidelim. Güney Amerika. Hani böyle dedi baba orası Amerika değil. Ben dedim yok. Amerika diyor. Geldim kardeş iki kelimeden buraya. Güney Amerika. Ya ne Amerikası ne bir şeydi kardeş. Amerika mı Amerika diye bir şey yok. Burası Kolombiya. Aynen burası Kolombiya. Aynen o şekil. Ya, ya valla. Ne zaman gelmişsin abi? Buraya mı? 4-5 aydır geldim. 4-5 ay. 20-25 günüm kalmış ki biter. O çok günüm. Yani. Sonra? Ondan sonra işte geldim. Şu an pişmanım abi. Yani arıyorum parayı bulmaya, parayı da bulamıyorum. Nasıl edeceğim bilmiyorum yani. 25 gün sonra gideceksin mi o zaman? Nasıl 25 olacak? Gün sonra ya uzatırım ya da başka ülkeye giderim buradan. Bu şekilde yani. Kore'ye düşünmüyor musun abi? Abi Kore bana yasak, 2 yılım var Kore'ye. Yani benim oğlan Kore'de şu an. Benim Kore'de yasağım olduğu için 5 yıl giremiyorum Kore'ye. Ama 2 yıl sonra gideceksin yani. Evet, 2 yıl sonra yani belli değil yani. Gidersen ikinciye artık Kore'de görüşürüz. Zaten Kore'de o. Başım gözümüz. Evet, hadi gidin. Hadi. Dondurma. Dondur. En çok biz Songtan'da kaldık. Kore'de Songtan. Songtan? Songtan. Pusan. Aa, Songtan. Songtan. Buraya geldin. Kore'ye geldin değil mi? Evet. İlk önce Centro'da mı başladın sen işe? Abi ilk önce Centro'da işe başladım kardeş. Evet. Centro'da. Centro Santa Fe tarafı mı? Simon Bolivar. İlk önce Centro'da başladım. Her gün 200 dolar. Her gün 200 Oo, dolar. Oo maşallah. Fıstık gibi. Ben azandım. 15 gün orada çalıştıktan sonra polisler de artık geldi dedi buradan kaldıracaksın. Ben de dedim nereye götüreyim? Dediler buradan aşağıya doğru götür arabanı. Kimse polisler oraya gelmez. Ben de arabayı aşağıya doğru iteledim gittim. Oraya polisler girme yasak. Aşağısı dedi yani neresi? Santa Fe diye bir yer. Çok güzel bir yer. 15 gün çalıştım burada. 15 gün çalıştım. 15 gün sonra o bırakmadılar. Yani. Bıraksaydılar orada güzel para kazanacaktım. Şu anda oraya gitmek istiyorum ama bırakmıyorlar gene. Geçenlerde gittim dedim geri geleyim. Buradaki yetkililer var. Rüşvet rüşvet olmuyor mu? Versen birkaç. Var, rüşvet ya var. Burada her şey rüşvetle zaten dönüyor abi. Burada her şey rüşvetle dönüyor. Ama ben buraya paraya gelmişim. Ben para vermeye gelmemişim. Doğru. Yani ben buraya rüşvet vermeye gelsem de boş. Otelden niye çıktın? Ya, otelden çıkmamın nedeni, otel güzel dört dörtlük ama otelden çıkmamın nedeni duvara mermi geldi. Geliyordu. Oteli odayı değiştirdim kardeşime söyleyeyim. Ondan sonra da otele bir arada baskın oldu. Yani uyuşturucundan dolayı. Ondan dolayı oteli değiştirmek zorunda. Otel neredeydi abi? O da orada. Santa Fe tarafı evet. mı? Evet. Cennet yerinde. Tehlikeli mi ora? Çok. Aşırı derece. Aynen o şekilde. Şimdi seni arıyorlar. Ne diyorlar Fuat abi sana? Beni arıyorlar abi sen yardımcı olayım. 8000 dolarım var. Abi sana yardımcı olayım. Seni yurt dışına götüreyim. Çok insanlar arıyor abi paran var mı? Harcının var mı? Paran var mı?
Hiç kimse bana para göndermesin. İstemiyorum. Hiç kimsenin parasını asla istemiyorum. Kimse bana harcık, marcık para göndermesin. Ben parayı, rızkımı Allah'tan istiyorum. Helal olsun abi. Allah bana versin yeter. Helal olsun. Ben buraya gelmişsem kimseye güvenerek gelmedim. Arıyor abi, paran var mı yok mu, zaten yalan olduğunu biliyorum. Aynen. Diyor ki sen para gönder. Yok, senin sülalende fakirler vardır, kendi fakirlerine ver hayrını. Bana niye verirsin kardeşim? Her sülalede mutlak bir fakir vardır. Anladın abi? He. Kendi sülalesindeki fakirlere versinler. Komşuları vardır fakir, onlara versinler. Bana ne gerek var kardeş? Ben burada et satıyorum, et yiyorum, han dönerim var. Açıyorum burayı, aç kaldığım zaman çakıyorum çakmakımı, dönerimi yiyorum, karnımı doyuruyorum kardeş. Allah'ım. Aynen bu şekil. Böyle yani. Sana somut teklif etti ya, bir tanesi aradı, İngiltere'den aradı. Ne dedi sana, onu da anlatsana. Ya İngiltere'den mesela çok güzel insanlar da var bak. Hakkını yemeyeyim, dört dörtlük iyi insanlar da var. Ama iyi insanlar da onların yanında yanıp gidiyor yani. Bilirsin abi. Yani iyi insanlar da var, dört dörtlük insanlar da var. Adam diyor ki, abi benim işte iş yerim var, seni götürmek istiyorum. Dedim, tamam kardeş beni götür. Nasıl götüreceksin? Abi seni götüreceğim ama nasıl götüreceğimi bilmiyorum. E böyle olmuş mu abi? Sana bodyguardlık teklif ettiler. Ne oldu bodyguard? Dediler ya koruma olacak. Ya yok, bana koruma değil. Bir tanesi bana dediği şeydir. Sana iş vereceğim. Dedim tamam, bana iş verebilirsin kardeş. Aynı böyle günlük sen $500 vereceğiz. İngiltere'de mi? He? Nerede abi? İngiltere. 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 Ne iş yapacağım? Bodyguardlık. Aynen öyle. Uçak ya kardeş, kardeş ne iş yapacağım? Bodyguardlık. Ya kardeş, benden hızlısı zaten asri mezarlıkta. Benden hızlıları zaten asri mezarlıkta yatıyor. Dedim ben bu işte yokum kardeş. Aynen öyle. Benden bardakat olmaz kardeş. Ben ekmek takımını tutarım abi. Evet. Aynen o şekil. En son ne zaman Elazığ'daydın abi? En son 4 ay önce kardeş. 4 ay önce? Evet. Elazığ'dan buraya geldin. 5 aydır buradayım işte. Ha, evet. Türkiye'deydin evet, o zaman. Evet, 5 aydır buradayım. Ama Türkiye'ye dönmek... istemiyorum yani ya. Türkiye'ye dönmek... İstemiyorum. Nasıl bir iş imkanı olursa Türkiye'ye ancak öyle dönerim. Hmm. Zaten param yok, acım burada. Türkiye'ye gitsem yine acım. Guatemala'ya gidecektin ne olur? Aynen o şey. Biz Guatemala'dan geliyoruz. Abi benim hedefim Guatemala. Niye abi? Guatemala, Meksika, Amerika. Ondan sonra yani kafama kilitlediğim şey Meksika. Guatemala'da yok şey, Türk yemeği, döner, hiçbir şey yok. Bir tane Arap var abi. Ama Arap o işte. Evet. Bir tane de Türk burada güzel bir para vurmuş. Ha, ticaret yapan varmış, duydum abi onu. Daha önceden bir tane Türk burada döner işi yapıyormuş benim bildiğime göre. Evet. Kapatmış mı, öyle bir şey olmuş evet, herhalde. Evet. Sosyal medya hesabı açtı bu arada Fuat abi. Tamam, yazalım abi altına. Ya bu arada sosyal medya hesabı açmışım kardeş. Ben sosyal medyadan ne anlarım kardeş? Kolombiyalı Fuat Usta. Benim oğlan dedi ki baba bir hesap açacağım sana, hesap açacağım sana, sosyal medya hesabı. Ya kardeş ben sosyal medyadan anlamıyorum ki. Ne abi ismi? Kolombiyalı Fuat Usta. Tamam, alta yazıyorum. Tamam abi. Kolombiyalı Fuat Usta yaz. Instagram hesabı da ver. Instagram hesabı valla bilmiyorum ki. Kolombiyalı Fuat Usta. Instagram hesabı da Kolombiyalı Fuat Usta. Ama kardeş vallahi ben anlamıyorum. Akıllı telefonlardan anlamıyorum. İşte benim oğlan ayarlamış WhatsApp'ı bana. WhatsApp'ı ayarlamış. Mikrofona basıyorum, konuşuyorum. Mikrofona basıyorum, kapatıyorum. Bu. Bunu bileyim. Başka da bir şey bildiğim yok kardeş. Ya bu üçüncü sınıfa kadar okuyan adamdan ne beklersin kardeşim? Bizim zamanımızda öğretmene 5 kilo süt, 5 kilo yoğurt getiriyordu. Mezun oluyordun ha? 5 kilo süt, 5 kilo yoğurt, sınıfı geç. 5 kilo süt, 5 kilo yoğurt, sınıfı geç. Aynen böyleydi bizim zamanımızda. Aynısını bizim aile diyor ya, abi. Bizim aynen. Aile aynısı, Elazığ'da aynısını. 1 kilo yoğurt, sınıfı vallahi geç. Ya ben yani üçüncü sınıfa kadar okumuşum kardeş. Yani ya kurban olduğum Allah işte. Olmadı mı olmuyor yani. Okumak nasip olmadı. Ama helal olsun abi, buralara iyi gelmişsin ha. Vallahi abi, Kore'de de böyle tezgah vardı. Böyle miydi tezgah? Orada küçük. Da dondurma tezgahı vardı. Dondurma. Dondurma, döner tezgahı, aynı bu şekil. Burada da abilerimiz var. Bunlar da civatacı kardeşler. Taraftar. Biz taraftar. Ya. Burada var, nalbur dükkanı. Nalbur dükkanı kardeşim, aynı bu şekil. Ya abiye ulaştım. Hele bir de, bir tane aramış beni şeyden. Dur ne neydi? Kardeşime söyleyeyim, Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti'nden beni aramış. Bana abilik babalık yapacak. Bana abilik babalık yapacak, beni götürecek.
Tamam dedim kardeş, Allah razı olsun, beni götürürsen Allah senden razı olsun. Bana bir nefes verirsin yani. Bir, yani dünyaya yeni gelmiş gibi olurum. Avrupa'ya gidiyorum sonuçta da. Hani bu şekilde. Dedi senede dedi 150 tane adam getiriyorum. Dedim kardeş 150 tane adam getirirsen ya bana da götür 151 olsun kardeş. Hani böyle. Ondan sonra durdu birkaç dakika sonra. Ya abi ben amcamı buraya getireceğim. Senin tanıdık manıdığın vardır. Ya benim melamım olsa zaten kafama duracağım. O zaman sen niye diyorsun ki bana 150 kişi götürdün? Arkadan da dönüyor ki ben amcamı getireceğim. Çeker nasıl götüreyim? Ha çeker. Aynı böyle. Ya beleleri de var. Başta iyi bir böyle bir şerbet verdi bana. Delikanlı ayağından gitti. He, yani şerbeti içtim. Anladın? Ondan sonra baktım. Ooo kardeşim bu sefer adam çevirdi. Amcamı getireceğim nasıl? Kardeşim o zaman bana niye ümit verirsin kardeşim? Benim de bir hayallerim var kardeşim. Benim hayalim parayı bulacağım. Benim de bir ara hayalim var. Kimse benim hayalimle oynamasın kardeş. Nasıl ulaşıyorlar abi sana? Ölmeden parayı bulacağım kardeş. Nasıl ulaşıyorlar? Hayda numarasını bırak. Numarasını mı? Ya benim numaramı koydu bir tane. Buraya bir tane YouTube'cu Hayta kardeş geldi. He biliyorum Hayta. He Hayta geldi. Numaramı bırakmış. İşte herkes arıyor kardeş. Aynen böyle. Ya, İyi mi yapmış kötü mü abi? Ya valla bir yönden iyi yapmış. Çok güzel abi, insanlar var. Ya o aynen. Orada 12 yaşında evet. Çocuk da var, 15 aynen. Yaşında adam da var. Aynen, yani mesela aynen dediğim gibi. Bu abileri buldu. Genelde beni hep iyi insanlar arıyor kardeş, beni kötü insan aramıyor. He. Yani hep elektrik aldığım insanlar. Sevdilerse seni, evet, seven adam arıyordur ha. Ben de herkesi severim kardeş. He. Ben de herkesi severim. Vatanıma, milletime kurbanım kardeş. Bazıları yorum yapıyor diyor, bu bilmem böyledir, şöyledir değil kardeş, ben Türk'üm. Evet. Öyle olsa 4 ay önce Türkiye'de ne işin vardı? Aynen. Ben Türk'üm. Ben burada Kolombiya'yı öğrenmişim, öğrenmemişim. Yani İspanyolca ben burada öğrenmişim, öğrenmemişim. Benim umurumda değil. Taco, Raco, Rico diyorum, dönerimi satıyorum kardeş. Aynen bu şekilde. Evet. Ala orada. Anne öldü, baba öldü, Allah bana vurdu, buraya attı. Yani bu. Slogan bu. Ala orada. Taco, Raco, Rico. Bunu demişim kardeş. İnsanların da hoşuna gitmiş yani. Kötü bir şey dememişim kardeşim. Bu iş, yani bu dediğim şey kötü bir şey değil ki kardeşim. Anlamı ne abi Rako'nun? Rico lezzetli demek. Rako? Taco döner demek. Taco döner. Evet. Onu Meksika'da şey. Evet. Taco. Bizim Türklerin hoşuna gitmiş kardeş. Rako ne abi? He? Rako ne? Onu da ben koydum. Onu sen koydun. Onu da ben bırakmadım. Rico da lezzetli demek. Aynen. Tamam şimdi. Ya o şekilde abi. Vallahi helal olsun abi. Yani ben burada İspanyolcayı öğrenmişim, öğrenmemişim benim hiç umurumda değil. Taco, Raco, Rico dönerimi satıyorum. Karşılığım çıkıyor. Allah'a şükürler olsun. Rızkıma da ben şükür ediyorum. He. Yani ben burada İspanyolcayı öğrenmişim, öğrenmemişim umurumda değil. Ben Türkçemle, Türkiye'mle gurur duyuyorum. Yani anlıyor musun abi? He. Yani ben Türkçemle ben gurur duyuyorum. Bana İspanyolca lazım değil. Bir kenara bırakmışım. Hiç umurumda değil. İspanyolca öğrenmem. Arabanın güvenliği. He. Kimin? Benim umurumda değil. Bu arabanın güvenliği. Ola. Fuat abinin arabasının güvenliği bu. Fuat abinin arabasının. Okay. I love you. I love you. Meet you oğlum, meet you. Kolombiya'da İngilizce konuşuyor. Ya. Aynen bu şekil. Fuat abi, sana şeyi soruyorum. Bu çok soruluyor da bize. Sana da soruyorlar bunu. İnsanlar buraya gelmek istiyor. Ne diyorsun bu? Türkiye'den buraya gelmek istiyorlar. Bak gezmek için değil ama iş için gelmek istiyorlar. Ben dedim buraya işçi olarak gelmeyin kardeşim. Sen ne diyorsun? Vallahi kardeş, iş için geliyorsa anası ağlar, babası da beraber buraya gelmesin, işçilik yapmaz. Ben de videoda dedim ki döner satılmaz burada. Tamam döner zaten, döner ne? Burada 2-3 tane döner satırım bu. Yani buraya gelip adam işçilik yaparsa para kazanamaz, mümkün değil. Ben buraya işte iki kelime yüzünden geldim. Güney Amerika. Belki doları bulurum dedim ama hiç bulamadım doları. Yani dolar yüzünden geldim. Bir de doları da seviyorum kardeş. Kim sevmez abi doları. 20 kağıdı göster. Ağzı açık adam. 20'lik olmuş 9 lira. Dolar 9 lira olmuş abi. Aşağı 9 lira. 9 olmuş valla. Abi bir de dolar küçüktür bile. Güzel kibar cüzdanı rahat giriyor kardeş. Ben ne yapayım yani? Ya. Aynen o şekilde kardeş. Ya. Şimdi buraya adam geliyor işçiliğe. Kardeş işçiliğe ne gelirsin? Adam sana 20 lira para verecek, acından ölürsün, geberirsin. Evet. Ben bari bir tavuk satıyorum, karnımı doyuruyorum. Ben 50 kağıt ödüyorum işçiliğe. Ya sen kodamazsın, sen edersin ben yani. Ya.
Tehlikeli mi abi bura? Nasıl peki? Hiç başına bir iş geldi mi veya? Abi burası... Ya bura derken 4 ay 5 ay içinde. Burası bu mıntaka tehlikeli değil. Bu mıntaka dört dörtlük. Hmm. Güzel bir yer. Çünkü niye? Burada esnaflar var arkadaş. Esnaflar. Esnaf adam ne yapacak? Ekmeğini kovalayacak. Ekmeğinin derdine düşecek. Ama benim kaldığım yer buraya mümkün değil. Yani her adam giremez. Kötü yer. Sen şimdi birkaç tura turda seni hemen çağıracaklar. Neye geldin? Aynen bu şey. Hızlı bu ya. Bir su iç abi, çok konuştun. Sigara mı sigara içmiyorsun? İçmiyor mu? Hayır. Alkol yok, sigara yok. Hiçbir şey yok. Biz, bizde de yok. Hayta Fuat abinin videosunu atmasa mesela bizim adamı bulamazdı. Fuat abi buraya getiren benimle Mithat oldu. Hani baktık dedik bu adamın orada ne işi var? Çünkü orası gerçekten tehlikeli. Hani. Buraya mı gel dediniz? Aynen, biz aradık kendisini. Ben dedim arabayı getir buraya, burada satarsın. Sonuçta sanayi yeri, esnaf. Nasıl işler peki? Gidiyor mu? İyi, bugün pazartesi, normalde çok yoğun geçmiyor. Ama diğer günler biraz daha yoğun geçiyor. Yeri geliyor, döneri bitiriyor. Ha. Sonra ev sorunu vardı Fuat abinin. Ev sorununu da çözdük. İyi maşallah. Ya normalde vizen olmadığı zaman burada gerçekten çok sıkıntılı kiralamak. Hani vermiyorlar. Hani Türkiye'de hadi bir ayı peşin ödersin, 5-6 ay adama peşin para verirsin, depozitosunu verirsin, oturursun. Burada öyle bir şey yok. Kadına peşin para veriyorsun, ev sahibine. Kadın sana diyor ki sigorta şirketim var benim diyor, sigortacımla konuş diyor, ben karışmıyorum diyor. O yüzden hep kiralamıyorlar. Yani çok nadir böyle evrak istemeyen insanlar. Ya genelde o da kiraladığında genelde pek fazla evrak istemiyorlar. Ben yani, de konuştum oda sahibiyle. Sağ olsunlar, hemen hallettiler işi. İyi Türkiye'den ya. Mesela Türkiye'den buraya gelecek olan arkadaşlar, hani gelir gelmez turist olarak ya da işçi olarak herkesin kendi fikri, kendi düşüncesi. Hani şöyle bir şey yapabilirler mesela, ev kiralamak yerine hostel yerinde kalabilirler mesela, günlük 25 peso. Değil mi mesela? Evet, benim yaptığım gibi. $10. Ben $10. 19 bin veriyorum. 19. Çok iyi hostelde. Yani çok 25 peso, 30 peso hostellerde kalabilirler. Hostelde sana bir oda veriyorlar, yatak veriyorlar. Bazısında mesela 2-3 kişi bir odada kalıyorsun. Turist gibi. Aynen dormitör öyle. 30 bin peso'ya kahvaltılı bile var. Kahvaltı bile. Doğru. Gezen adam zaten bulur onları ya, ucuz. Aynen. Ben buraya geldim, sağ olsun Mithat buradaydı ben geldiğimde. Şehir merkezi gibi bir yer benim ev. Balkonlu falan, hoşuma gitti. Ben orayı tuttum. 3 aylık tuttum, 4 aylık tuttum. Kaç para veriyorsun aylık? Kanka şöyle söyleyeyim. Elektrik, su, gaz içinde her şey. Aidatıydı, bakımıydı, şuydu muydu. 1 milyon 300'e geliyor bana ev. Kaç yapıyor dolar? 1 milyon 300, 400 dolar falan mı? 400, 500 dolar. Yani işte 3000 dolara 3 şey, 1000 dolara 3 ay tutuyorsun evi. Ha, 1000 dolara 3 ay. Aynen, 350 peso falan denk geçiyor. Aynen. 350 dolar denk düşüyor. Ama ben evimden çok memnunum. Niye? Güvenli bir. Hani asansörü var, araç sistemi var, güvenliği var. Kafam rahat. Bekar adam için ideal bir. En ucuza ne kadar kalırsın? Mesela en ucuza böyle yatak olsun, duvar olsun bulursun, desen. 800'e bulursun tek bir oda. 800 bin. Daha yani şanslı da var. Peso 400 peso'ya da var. 400 peso'ya mesela da var. Mesela Fuat abiye 430 bin peso'ya tuttum. 100 tek dolar. Aylık değil mi bu? Aynen, 430 bin. 430 bin 120 dolar falan. Aynen. Fuat abi oda tuttu. Hmm. Ama tek başına kalıyor. Bir odası var işte. En iyisi. Misafirim de var arkadaş. 2-3 gündür misafirim var. Kim abi? Türkiye'den kim gelirse gelsin benim evimde kalabilir kardeş. Türkiye'den kim gelirse gelsin, kim olursa olsun benim evimde kalabilir. Anahtarı da verebilirim ona. Helal ev onun köpeği gibi. Başım gözüm üstüne. Helal olsun abi. Kaç gündür benim misafirim de var. Yani Türkiye'den kim gelir gelsin benim misafirimdir. Başım üstüne yeri var. Burada bir evi var. Hangi Türk gelirse gelsin burada onun bir evi var kardeş. Başımla gözüm üstüne. Numaranı koymayacağım ama. Ne olur ne olmaz. Yok, numaramı koy. Hiç sıkıntı yok. Yani misafir, ben misafirperverim. Benim numaramı da bırakabilirsin. Türkiye'den kim gelirse gelsin, kim? Benim misafirim olabilir. Evimde kalabilir kardeş. Hiç sıkıntı yok. Ben Instagram'ını ama, yazayım abi. Ama senin. Benim banyom, tuvaletim dışarıdadır kardeş. Ha, bu şekilde. Tamam, Instagram adresini ver. Yani bende hiçbir şey asla değişmez. Yani YouTube'a çıkmışım, çıkmamışım. Kanal 23'e çıkmışım. Yani fenomen olmuşum, fenomen olmamışım. Hiç benim umurumda değil. Yani anlayacağın bizim eşek külünü değişmez. Aynen bu şekilde. Ekmeğimdeyim diyorum. Ekmeğimdeyim, ben ekmek takımını tutarım kardeş. Aynen o şekilde. Yani, bu şekilde. Yani gelen varsa gelir, benim evimde kalır. Aynen bu şekilde. Başım. Evet. Kaç Türk var burada toplam? Bayağı var ya.
20-30 tane var ya. Ne? 20-30? 200'de, 250'de. 200. Ya bizim tanıdığımız, benim tanıdığım insanlar. Buraya gelecek Türk arkadaşlara da şunu öneriyorum. Gerçekten hani çok bir ilgi var buraya. Çok kişi arıyor. Çok insan soruyor. Şunu söylüyorum. Hani bu ülke filmlerde izlediğiniz gibi bir ülke değil. Hani her yerde tehlikeli şeyler yaşanan bir ülke değil. Ya sokak sokak. Aynen. Şansa bağlı bir de. Aynen, bir de şansa bağlı. Geceleri, yani Bogota'da saat 8'den sonra pek çıkma taraftarı değilim. Çıkacaksan bile toplu alanlara gideceksin. Kullanabilirsin. Taksi kullanabilirsin. Uber mobil. Toplu taşımaları önermiyorum burada. Çünkü taksi bileyen yok kesinlikle. Aynen. Toplu taşımalarda... Hiç 3-4 yılda başınıza gelen bir şey oldu mu? Vallahi bana dükkanda 50.000 peso... çarptılar. Nasıl? İlahla falan mı? Hayır. Ya sahte bak. Akıl oyunu yaptılar bir nevi. 2-3 kişi geldi birden. Sıkmaya başladı. Ondan ver. Sıkmaya derken? Malzeme. Malzeme yönünden. Ondan ver, şundan ver. Kafam karıştırdı. Adamla en son dedi yok istemiyorum. O an 50.000 peso gitti. Mesela taksiye bindim. 20.000 peso sahte çıktı. Hadi ya. Cartagena diye bir yer var. Orada telefonum gitti. Ya ilk defa burada böyle şeyler yaşadım. Şans. Şans işte. Ya Allah'tan yani yok silahlıdır, yok bıçak falan, öyle bir saldırıya da uğramadım burada. Herkesin çok duydu bak. Heyon da 5 sene önce gelmiş buraya, kamerasını cebinden almışlar. Ama bulmuş geri. İşte hani ben onu demeye çalışıyorum. Buradaki insanlar, hani Türkiye'de bir kelime var ya, altın çocuk diyorlar. Burada onlardan çok fazla var. Yere sen altın çocuk. Transmilyano'ya toplu taşımaya bindiğin zaman kardeşim, şu telefonun burada ya. Alır götür, hissetmezsin bile. O yüzden hani ben buraya gelecek insanlara ya da yurt dışında herhangi bir ülkede, Brezilya olabilir, Meksika olabilir, Kolombiya olabilir, dikkat etsinler. Genelde hani taksi kullanmaya çalışsınlar, bit kullanmaya çalışsınlar. Kalabalık yerlerde geçsinler. Tena yerlerde, gece sokaklara çıkmasınlar. Hani burası Türkiye gibi değil. Buradaki adam vuruyor. Vuruyor. Mesela bir abimizi, yani sigara içmeye çıkıyor adam. Evinin önünde motorla iki kişi geliyor. Bıçağı burasına dayıyor, ceketini alıp gidiyor, telefon, para, her şey. Ceketini alıyor. Ceketini direnemezsin. Parmak izi falan kalmasın diye. Vereceksin abi, başka bir şey yok ki. Vereceksin yani. Geçen bir hafta önce bir Koreli'yi vurmuşlar burada. Bogota'da. Abi vururlar. Vururlar abi. Bak buradaki adam Türkiye, gene Türkiye'de hırsız, hadi alıyor gidiyor. Hani direndin de dövüşüyorsun, kaçıyor gidiyor adam bir şekilde. Buradaki öyle değil. Buradaki adam abi çekiyor silahı, sıkıyor iki tane, kaçıyor gidiyor. Zaten sen buraya gelmişsin turist. Polis de fazla uğraşmıyor. Yani polis bile burada rüşvetle çalışıyor. Öyle söyleyeyim sana. Hani böyle bir şey yaşarsan burada kim olursa olsun ver abi. Ver. Doğru. Ver. Ya ceketini de ver. Elbiseni de ver. Ver. Telefonunu da ver. Polis hırsızı yakaladı diyelim. Hırsız bir nevi rüşvet veriyor. Görmedim etmedim. Tamam yoluna bak. Polis de hırsız zaten. Ya polis öyle bakınca. Ya polis bence bu ülkede en büyük hırsız. Ya hırsız hırsızı soyuyor ya. Adam evi çalıyor. Videoda izliyorum. Evi çalıyor, iniyor. Yürümeye başlıyor, iki tane motorlu geliyor, hırsızı soyuyor. Böyle bir memleket. Yani sıkıntısı var. Niye? Geçmişten gelen. Ya geçmişten daha dikkatli gelen. Olmak lazım. Daha doğru, çok dikkatli doğru, olmak doğru. Lazım. Fermuarlı pantolon falan giyeceğim böyle. Yırtık giymeyeceğim. Yok ben mesela önceden, yani bizde normalde cüzdanı arka cebe koyarız. Ya buraya geldiğimde her şeyi değiştirdim. Mesela sağlık takmıyorum. Montumun cebine koyuyorum cüzdanımı. Telefonu genelde öyle taşıyorum. Normal. Biz de öğrendik ya. Biz kanka öğrendik. Burada adam şu Dexter'i görür mü mesela? Türkiye'de bu ayakkabı normal insanlar giyiyor. Burada Dexter. Keten pantolon giydin mi dikkat çekiyorsun, otomatik olarak çekiyor. Zengin gibi ha. Tabii canım. Yani akşam bir yere çıkıyorsun, gezmeye gidiyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Adam direkt dikkatini çekiyor. Şuna bak, turist. Direkt fark ediyor. Genelde kot pantolon, tişört. Gömlek fazla giymiyor buradaki insanlar genelde. Sivit tarzı, tişört tarzı. Sizi anlıyorlar mı yabancı olduğunuzu? Yoksa... Ya anlıyorlar, ister istemez anlıyorlar. Yani. Ben şu an... Yo, hiç konuşma, sen şurada yürüsen ya derler anlarlar, mi bu anlarlar, yabancı anlar, diye? Anlarlar. Vallahi. Tabii ki. Beni ya. Anlarlar. Anlarlar. Beni de mi anlarlar? Çünkü buradaki insanlar genelde köse, sakal yok buradaki insanlar. He, doğru. Ya mesela şöyle söyleyeyim. İspanyolca ilk konuşabiliyorum. Ama konuştuğumda da illa bir şekilde anlıyorlar. Bir şey ve var değil mi? Aynen, bir şey aynen. Var. Bir şeyi kaçırıyorum arada. Bir de Türkler hep Arap sanıyorlar. Ya el büyük soru dedin mi? Aynen. Osmanlı'dan Arap, dolayı galiba. Lübnanlılar geçmiş buraya ya falan. Ya sınır böyle. Bölgeleri, Arabistan, işte Suriye, Umman gibi yerler yakın olduğu için adamlar sana diyor ki direkt sen Arapsın. Ya benziyoruz lan. Müşteri geliyor ve diyor siz Arap mısınız? Anlatmaya başlarım artık. Diyorum biz ayrı, onlar ayrı. Ya insanların kafasına yerleşmiş Türkler Arap. O her yerde aynı aynen. Kanka yani. Ya, diyor ki Arap değilim diyorum mesela, Arap değiliz. Başlıyor sonra diyor ki niye sen Müslüman değil misin? Evet Müslümanım. O zaman tamam Arapsın. Diyor, Arapsın diye. O zaman bütün Hristiyanlar Avrupalı. İşte Türkler. Ya işte Türkler Arap'ı kıyasla yani bir kesin araştırmıyorlar. Ayırt edemiyorlar. O zaman bakacaksan burada Kolombiya kadar Venezuelalı da var.
Venezuela'nın ne kadar pis, tehlikeli olduğunu sen biliyorsun belki az çok. Oradaki yaşanan dolayı ekonomik sıkıntılardan adamlar buraya göçüyor. Burada iş imkanı daha fazla oradan. Doğru. Adam geliyor mesela bana diyor ki sen Arapsın, ben de diyorum ki sen Venezuelalısın oğlum. Yok diyor ben Venezuela değilim. Ben de diyorum Arap değilim. Aynı keseye koyma. Ya şimdi burada şey diyorlar. Şimdi aslında da Beningo, Beninga diye ayırıyorlar. Ne o? Beningo, Venezuelalı erkeklere, Beninga, Venezuelalı kızlara. Mesela çünkü sınır oldukları için kardeş diyorlar. Beningo. Beningo. Yani daha çok bu lafı kaldırmıyorlar. Mesela Kolombiyalılar da bize deyince böyle Arapsın falan. Ben de diyorum sizin de kardeşleriniz var işte. Siz de yarı Venezuelalısınız. Baya bir sohbet ediyoruz onlarla ya. Zaten esnafların çoğu bizi tanıyor. Çünkü burada başka Türk yok. Ha. Bir ikimiz var burada Türk iş yapan. Bir de Fuat abi. Evet, Fuat abi de üç buranın da kahramanı. İşte Fuat Makito. Abi. Makito! Makito querido! Makito querido! Makito! Bir de Fuat abinin korumasını yere koruma. Aynı adam mı ya bu? Fabio. Havai. Fabio. Okey. 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 Ha, okey. Okey. Makito querido. Okey. Hadi. Lütfen. Hadi. Traditional dance of Turkey. Alay okay. Çekiyorlar ya. Okey. Okey. Makito. Gelin. Adam da soğuk. Okey. Alıştırmışım abi ha. Sen gelmedin ya iki gün hastaydın. Bunu ben alıştırmışım ha. Güzel oynuyor ha. Ya alıştırmışım da cevher var abi. Cevher var ha. Cevher var kardeş. Bir de benim bu gelmedi. Bir de benim korumam da. Valla. Sen yanında ise baylar. Yana samay. Okey. Okey. Fabio, gusta ise baylar. Okey. Sí, baylar. Sí. Encantado. Amanda, one more time. Ándale, Amanda. Okey. 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 Makito. Makito querido. Barbuto querido. It's good. I like it. Fuat abi buradaki evsizlerin de babası abi bu aslında. Burada mesela evsizler var. Kolombiya'nın genelinde çok fazla evsiz insan var. Burada yatıyorlar mesela. Sağ olsun yemek ettiriyor onlara. Valla helal olsun abi sana. Fuat abi paylaşımlı bir insan. Yemek veriyor ne adamlara? Sokakta kim yatarsa yatsın yeme gibi adama. Helal olsun sana be. Sokakta hangisi yatıyor yatsın yeme gibi bana. Helal olsun abi. Aşım yazıyor. Bu konuda gerçekten güvenli bir insan. Ben veriyorum sokakta yatana, Allah da bana veriyor. Elazığlılar iyidir ya, ben biliyorum Elazığlıları. Benden buradan Elazığ'a, Harput'a, Gazi Cadası'na, Kapalı Çarşı'ya, Balak Gazi'ye, Palu'ya, Kuvancılar'a, Karagedi'ye, hepsine selam. Aleyküm selam abi. Tüm Türkiye, hepsini seviyorum. Adel Kore'ye, Adel. Evet. Adel ha. Oğul Kore'ye. Adır ne demek abi, çocuk mu demek? Oğul. Adel demem yani Adel. Benim oğlum demem. Burası da bir başka Türk restoranı. Ağamız yazmış Keşanlı falan. Nasıl kanka? İyiyim vallahi seni tamam. İskenderci. Dur menüsünü göstereyim ya. Şurada da Ankara'nın bağları çalıp duruyor bak. Menüsünde İskender var. Dürüm kebap, İskender, Adana, Beyti falan. Baklava var ama baklavaya üzüldüm. Çok kötü. Ya böyle yedik baklava gibi değil şey. Güllaç gibi bir şeydi yani baklava değildi. Bir de ekşiydi. Burada Göşen Mahallesi'nde açarsan hiçbir şey yapamazsın. Bir de bak Türk çalışan yoktur. Kolombiyalılar da doğru. Ha, burası da Tekirdağlı bir abimizin Sercan abimizmiş. Kendisiyle tanışamadık. Ama İskender'i gerçekten güzel yani. Türkiye'den sonra yediğim en iyi İskender burasıydı. Ama baklavasını gerçekten yemeyin. Kötü. Yani. Gerçekten. Ekşiydi yani böyle. Biz de sevine sevine aldık. Bugün Ekrem abi oranla yani. Ama çok güzel restoran. Yemekleri güzel ama. Evet. Eve yeni geldik sabahtan beri. Türk restoranları baklava, börek, çörek ye. Bir hal olduk. Bu arada kimse para almadı benden. Ekrem abi sağ olsun. Direkt yani biz bir şey demedik, adam önümüze getirdi. Çay, çorba, her şeyi içtik, yedik. Para almadı. Sercan abinin restoranına gittik. O da biz oraya gidiyorduk daha önceden. İki sefer gittik. İskender süper gerçekten. Yedik. Türk yoktu orada. Biz de bir şey demedik. Sadece tadımdık, yiyip çıkıyorduk. Bugün işte diğer Türk arkadaşlara dedim. Burada İskender var. Çok güzel. Gelin yiyelim işte. Hep birlikte gittik. Sercan abi de bizi kameradan görmüş. Güvenlik kamerasından. Kendisi Türkiye'de şu an. Ben seni gördüm dedi. 2 yıldır takip ediyorum seni dedi işte. Çok da tanışmak isterdim dedi. Ve o da yemeği bize ikram etti. Ve sadece bize değil, masadaki bütün Türklere bir anda 6 kişi 7 kişi falan 6 kişiydik. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok çok güzeldi. Umarım bir sonrakinde tanışırız. Türk videomuz devam edecek. Hadi. Kimin? Sen? Eren. Nerede köylüsün? Ha? Ben görüyorum kesin.
Türkiye. Ama Brezilya'da yaşıyorum. Brezilya. Sen? Merhaba, ben Fatma. Kimin sen? Fatma 6 yıllık arkadaşım. Evet. Kolombiyana. Kolombiyana. Ben Hatice. Vay, nerede yaşayan? Kolombiya'da yaşıyorum. Hangi ülke daha güzel? Türk mü? Kolombiya. Kolombiya. Kimin sen? Merhaba, ben Gezgin İlyas. Garip İlyas. Burlan İlyas. Ben gidip geliyorum. Bu beşinci. Gezgin İlyas, bundayısın. Venezuela'dan geldik. Evet. Evet. Mutlu. Daha çok mutlu. Bundayım. Mutluyuz. Evet, güzel. Venezuela insanlar da mutlu. Venezuela mutlusu da mutlu da mutsuzu çok mutsuz ya. Fakirlik devam ediyor. Wow. Aç insanlar. Herkes Türk, bu da Türk. Bu da Türk. Kimin sen? Ben Türk. Fatma anlat o zaman. Ne okuyor mu burada? Ne yapıyorsun? Hem okuyorum hem çalışıyorum. Kaç yıldır? 6 yıl oldu. 5 yıl oldu. Memnun musun Kolombiya? Memnunum. Kolombiya'yı çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen yalnız. Mutlaka. Buraya gelin, buralara gelin. Kolombiya'yı görün, tanıyın. Çok büyünce güzel. Ne olacaksın? YouTuber. YouTuber olacağım. Olsam benim aklımı çağırmaya başladı. YouTube hayatına ben de giriş yapmayı düşünüyorum. O zaman bu videoyu koyana kadar... O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bu video zaten yanına kadar ben YouTube kanalını açmaya o yola girmiş olacağım. Altı siz yorumlara öneride bulunun. Fatma'nın yeni kanalının ismi ne olsun mesela? Fatma Güneş Suçlu. Güzel. Bitti daha. YouTube hayatım bitti şu an başlamada. Biraz. Ay that's so cute. Gördün mü? Bubble bubble. Gördün mü? Ne ben bunu? Sonrasında oldu. Evet. Burası Türk evi. Turk House, New York City yazmışlar bu. Amerika'da açılan Türk evinin restoranı galiba, bilmiyorum. Bayağı Türk bayrakları falan var ama bir şey Türkiye benzemiyor. Böyle bir şey ben ilk defa gördüm. Refestay. Türk House. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.